Merhaba arkadaşlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Haziran burç yorumlarıyla bu ayda karşınızdayım. Koç burcunu neler bekliyor Haziran ayında? Sizler için içmiş olduğum kahve fincanım karşımda. Bakalım bu ay neler yaşanacak, sizi neler bekliyor? Umarım güzel olan, hayırınıza olan her şey sizi bulur. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir ay geçirirsiniz diyerek hemen falımı açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi sıkıntının bir bölümü gitti. Ve bu ayda aslında bir bölümünü daha atmış olacaksınız. Bu hem parasal hem de uzaklaşma, taşınma konularıyla alakalı. Şöyle hemen size göstereyim. Şu şekilde bir falınız var. Geçtiğimiz ay parasal konularda bir tıkanıklık yaşanmış. Özellikle ay ortasında ya ay ortasına kadar olan süreçte üzerinizde göz çok fazla çıkıyor. Yani demoralize olduğunuz, bazı şeylerde kendinize güvenmediğiniz bir süreç, özellikle Mayıs'ın 15'ine kadar geçirmiş olabilirsiniz. Ondan sonrası için aslında güzel gelişmeler olmuş. Birçok sıkıntınızı gördüğünüz gibi tabağınızda bırakmışsınız. Bugün için o sıkıntılarla ilgili bir bölüm atlatamadığınız konular görünüyor. Bu biraz parasal konular olarak çıkıyor. Fincanınızda bakın aşağıya ve hane içerisinde oturan bir balık görünüyor ve bu sıkıntı da görünüyor. Yani bu şu demek, bugüne kadar çözmeye çalıştığınız birçok konuyu çözdünüz. Bir bölüm gene kaldı. Yani artık mücadele ettiğiniz konularda biraz sıkılmış. Yeter artık. Ben çok fazla mücadele ettim. Biraz dinlenmek istiyorum dediğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Bu süreç içerisinde de kalan borçlar hanenizde cepte görünüyor. Bir sıkıntı yaşadıysanız eğer bu borçlarla ilgili, bugün için değil bundan sonrası için artık mücadele edeceğim ama bu kadar da kendimi üzüp yıpratmak istemiyorum diyorsunuz. Sağlık konularına baktığımız zaman aslında sağlıkla ilgili çok bir görselimiz yok. Bir tane var, evet. Bağırsak, mide, o tarz bazı sorunlar yaşanmış olabilir. Bunlarla ilgili üzerine gitmediğiniz konulardan dolayı bir sıkıntı gene yaşanmış. Yani diyelim ki sizin mide sorununuz var. Mideniz çok ağrıyor ama önemsemiyorsunuz. Bir müddet sonra hallederim, şöyle hallederim, böyle hallederim diyerek geldiğiniz bir süreç. Evet, çok önemsenecek bir konu değil ama ileriye dönük olarak sıkıntı yaratabilir. Bu konularla ilgili biraz para harcamanız, koşuşturmanız gerekiyor. Bu ay çözerseniz eğer önümüzdeki süreçte çok daha rahat olacaksınız. Özellikle Haziran'ın 3'ünden sonra bu konularla ilgili bir genişleme var. Umarım çok rahatsız etmez ve kısa sürede çözersiniz diyorum. Şimdi gelelim bugüne. Bir kişiye kırılmış olarak görünüyorsunuz. Bu kişi hane içerisinden değil de hane dışından bir kişi. Bir arkadaşınız ya da akrabanıza yanlış konuşmaların geçtiği, bazı konuların havada kaldığı ve sizin bu durumdan rahatsız olduğunuz bir süreç içerisindesiniz. Ama bu konuları da önümüzdeki haftalar içerisinde hatta halletmeye başlayacaksınız. Aslında karşınızdaki insan temiz ama aranıza giren konuşmalar biraz negatif olduğu için aranızda bir dargınlık, kırgınlık söz konusu olmuş olabilir ya da içlenmiş olabilirsiniz. Siz çok önemsemeyerek yolunuza devam etmek isteyeceksiniz ama karşınızdaki kişi sizden daha çok önemsiyor sizi. Bu yüzden dur bir dakika, bu konuyu bir kere daha konuşalım diyebilir. Yani küs, kırgın olduğunuz bir kişi var ise bu ay içerisinde sizinle görüşmek ya da karşı karşıya gelmek isteyecek. Bunun için araya bir aracı koyabilir ve siz bu konuyu bir şekilde çözeceksiniz. Bu konunun önü açık ve aydınlık çıkıyor. Şimdi bu konuyu aşk için değerlendiremiyorum. Tamamen aileye yakın olduğu için aile ve aile çevresinde olan dargınlık ve sonrasında bir ay içerisinde de bu konuların çözüleceği ile alakalı. İlişkiler konusunda bu ay koçları neler bekliyor derseniz. Şimdi yüzeysel olarak baktınız, çok özür dilerim. Yüzeysel olarak baktığınız bir konu ya da kişi var ise şayet bu konuda çok hızlı bir hareket haline geçeceksiniz. Bu Haziran'ın 15'inden sonra aşk konularında bir hızlılık süreci var. Bu süreçte aslında siz sanki yanınızdaki iki kişiden de destek alarak aşk konularında bir ilerleme kaydedeceksiniz. Sanki adım atıp hızlıca bir konuyu çözmeye çalışıyorsunuz. Bu kişiyle de bir müddet sonra karşılıklı geleceksiniz. Yani aslında Haziran'ın 20'sinden sonra beğendiğiniz, değer verdiğiniz kişiyle karşılıklı geldiğinizi görüyorum.
Yalnız burada şöyle bir şey var. Karşı tarafın biraz ruhsuz olduğunu görüyorum. Biraz daha mantıksal olduğunu görüyorum. Sanki ne cevap ver, yani bir cevap vermek istemiyor. Konuyu havada bırakmak istiyor ve havada bıraktığı zaman cevap vermeyecek anlamına geliyor bu. Bu durum sizi biraz sıkıntıya sokabilir. 17'si görselleri de var. Sanki hızlıca halletmek istiyorsunuz ama karşı taraf dur bir dakika diyor. Net olarak cevaplar vermiyor ve aşk konularında aslında Haziran'ın ortasından sonra bir sürüncebe görünüyor. Havada kalacak bir aşk görseli var. Bu konuyla alakalı biraz canınız sıkılabilir. Yani tamamlanmamış olması sizi rahatsız edebilir. Benim bir birlikteliğim var. Bu ay için bir sıkıntımız var mı derseniz aslında sıkıntınız yok. Kol kola vermişsiniz. Yolunuza devam ediyorsunuz. Partnerinizde biraz sıkıntılar var. Takılı olduğu bazı konular var. Siz daha large görünüyorsunuz konulara karşı. Önümüzde güzel bir yol var ve bunu çözmemiz gerekiyor diyorsunuz. Çözmemiz gereken konuları yani bitirmemiz gerekiyor diyorsunuz. Yolunuz açık ve aydınlık. Bir destek alabilirsiniz. Bu destek aileden değil de arkadaşlardan gelecek bir destek olarak görünüyor. Ve yolunuza devam edeceksiniz. Arkanızda konuşan, sizinle ilgili tavırını belli eden insanlar da çok. Yani konuşan derken kötü konuşma olarak değerlendirmek istemiyorum. Çok fazla çevrenizde insan var ve siz zaten yapacağınız birçok konuda da aslında ufak da olsa tüyolar alıyorsunuz çevrenizdeki insanlardan. Çevrenizde sıkıntı yaratacak bir insan görünmüyor. Aslında şöyle Haziran ayı olarak baktığım zaman geçmişten kalan bir para borcunuz sıkıntı yapabilirsiniz. Onun haricinde beğendiğiniz bir kişiyle bir iletişime geçeceksiniz. Bu iletişimde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunun haricinde ekstrem bir sıkıntı yok. Bugün içim çok daraldı, sıkıldı ama yani 10 gün içerisinde aslında içinizdeki bu daralma, sıkılmalar geçmişte kalacak diyebilirim. Ben terfi ya da evrak demeyelim de buna. Bu iş yerini aslında burada şu var. Bir işe adım atmak istiyorsanız eğer, yeni bir iş başlangıcı yapmak istiyorsanız ki istiyorsunuz görünüyor. Burada yeni başlangıçlar için bir adım atacaksınız. Ama bu direkt olarak ben işten çıkıyorum, yeni bir işe başlayacağım görsellerinde değil. Sanki önünüzde bir sayfa açmaya çalışıyorsunuz. Bunun için adım atıyorsunuz. Sıkıntılı olanlar için söylüyorum. Bu attığınız adımda da aslında süreç yavaş ilerleyecek ama temiz temiz ilerleyecek. Sanki hani o koçların hız hareketi burada değil de daha bir sakin ve dikkatlice davranmalıyım dercesine yavaş yavaş adımlarla kariyer konularında aslında güzel sayfalar bu ay kendinizde açacaksınız. Ama bu işten çıkma ya da yeni bir işe girmek olarak değerlendiremiyorum. Eğer işinizi beğenmiyorsanız ve ben başka iş aramalı mıyım diyorsanız ya da çıkmalı mıyım diyorsunuz. İşinizden çıkmayın ama burada görünen farklı adımlar da atacaksınız. Yani iş başvuruları yapabilirsiniz. Bunlar da temiz çıkıyor. Çok düşünerek aslında sağlam adımlar atacaksınız. Bu konuda Haziran'ın 10'undan sonra aslında çok daha güzel görünüyor. Tavırlarınız sakin, çok ilginç, koçlara çok uygun değil ama tavırlarınız sakin ve yolunuz aydınlık diyebilirim. Ay sonuna doğru bir kere daha da rahatlayacaksınız. Havada bıraktığınız bir konu varsa, yani ben ilerleyen süreçte bu konuyla ilgileneceğim diyorsanız böyle kenara attınız. Bu konular da gündeme gelebilir. Genelde böyle birçok kişiyle bir yerde buluşup onlarla böyle planlama yapar gibi görünüyorsunuz. Yani burada şey diye düşünüyorum ben şimdi global baktığım için aileler bir araya gelip yaz için plan yapabilirler. Ya da arkadaşlar bir araya gelip yaz için plan yapabilirler. Böyle bir topluluk halinde plan yapmak isteniyor görselleri var. Müzik görselleri var yanında. Belki de bir yere gitmek isteyeceksiniz. Yani Haziran ayın sonunda çevrenizde değer verdiğiniz ya da sevdiğiniz insanlarla toplu müzik olan yerlere gitmeniz çok mümkün. Önünüz açık ve aydınlık aslında Haziran için. Zaten bir bölüm sıkıntınızı atmışsınız. Bu ay için en azından şunu diyebiliyoruz. Önünüzde çıkacak bir sıkıntı yok. Daralacağınız bir sıkıntı yok. Geçmişten gelen bazı sıkıntılarınız olabilir. Onları da biraz cebe koymuşsunuz. Ben yoluma devam edeyim. Önüme çıkarsa ben bunları çözmeye çalışacağım dediğiniz bir Haziran ayı sizi bekliyor aslında. Bir de şu şekilde şu sıkıntılarımızı buradan da atalım. Ben de rahatlayayım. Siz de rahatlayın derken iş konularında kendine sıkıntı yapanlarımız da varmış ama onların da bu Haziran ayında aslında sıkıntıları gidecek. Çok büyüttüğünüz bir iş konusu var. İşinizle alakalı
Sanki bağlantıda olduğunuz, yani birlikte çalıştığınız bir kişinin size karşı olan düşüncelerinden çok etkileniyorsunuz, tavırlarından çok etkileniyorsunuz. Özellikle 10 gün boyunca iş konularında kafasında bir kişiden rahatsız olanlarınız varsa bu konuda ayağa dikileceksiniz. Yani bu konuyu çözmek için aslında biraz emek harcayacaksınız. 10 günlük süreç içerisinde de bu kişiyle alakalı konuyu çözeceksiniz. Bu kişi baykuş görsellerinde çıkıyor. Yani biraz yıkıcı tavırlarda olabilir. Siz bunun farkındasınız ve dik gidiyorsunuz. Yani bu kişiyi aşarsanız bu iş yerinde devam edersiniz. Ha yok, bu kişiyi aşamazsanız, ki öyle bir şey de çok mümkün değil. Bakın, siz ondan daha büyük çıkıyorsunuz. Bu iş yerinden ayrılırsınız eğer aşamazsınız. Çünkü önünüzde yıkıcı olarak duruyor. Yani bu kişiyi aşıp yolunuza devam etmeniz lazım. Yoksa bu kişi sizin önünüzde durmaya, siz de bu kişiye gıcık olmaya devam edeceksiniz. Süreci uzatacaksınız. Çünkü sırtınızda bir hançer varmış hissiyatı var. Rahatsız ediyor bu durum sizi. İkilemde de zaman zaman kalıyorsunuz ve kafanızı uzattığınız bir iş problemi olarak Haziran'ın ilk 10 günü özellikle çıkıyor. Hane içerisinden de bu konuyu izleyenler var. Yani bu sıkıntılarınızı farkındalar. Ne yapacağınızı, ne nasıl davranacağınızı aslında devamlı size soran, bu yarayı da aslında biraz kanatan insanlar olacak. Aile konularına değinmedim çünkü çok aile konuları çıkmadı. Bireysel konular çıktı koçlar için biraz. Evliyseniz evliliğinizde 3, 4, 5 Haziran aylarında bir bilinmezlik işle alakalı sıkıntılarını yaşayabilirsiniz. Bunlar dillenebilir. Ama sonrasında hane içerisine gelen küçük para ve giden para olarak iki görsel var. Biraz takılıyorsunuz ama yolunuz aydınlık. Evlilikte bir sıkıntı görünmüyor. Bir de evliliklerde çekiştiren bir kişi görünüyor. Bu çekiştiren kişiyi biraz içselleştirip takılabilirsiniz. Bu Haziran'ın 15'inden sonra bir kişiyle alakalı bir iki laf duyup canınız biraz sıkılabilir. Dedikodu görseli var. Parasal konularda dediğim gibi önünüzde aşmanız gereken baykuş görselinde, yani yıkım görselinde duran bir kişi var. Siz bu kişiyle aranıza bir mesafe koymaya çalışmışsınız ama yeterli değil. Bu kişiyi aşmanız gerekiyor. Haziran ayı aslında bu konularda büyük adımlar atacağınız bir süreç olarak çıkıyor. İlerleyen süreç Haziran sonunda. Şimdi bu iş konularında takılı kalacaksınız, aşmaya çalışacaksınız. Özellikle 15'inden sonra bir genişleme var. Ama burada aynı zamanda farklı iş düşüncelerine de girebilirsiniz. Bulunduğunuz iş yerinde eğer sıkıntılıysanız ve bir kişiye bağlı sıkıntılarsa, çözüyormuş gibi olup yeniden Haziran sonunda bu kişiyle ilgili sıkıntıları düşünüp, konuşup, hatta mücadele etmeniz gerekebilir. Biraz Haziran ayı için parasal konularda özellikle iş yeriyle alakalı mücadele görselleri çok yoğun çıkıyor. Hane içerisinde bir beklenti, bir miras, burada bir mal beklentisi içerisinde olanlarınız varsa iki ayrı grup beklediği görünüyor ve malın ortada kaldığı görünüyor. Çözümsel olarak bu ay için çözülecek diyemem. Ortada kalmış bir mal ve karşılıklı iki kişi görünüyor. Hangi tarafa gideceği bu malın belli değil aslında. Ben böyle şeylerde bazen şimdi falı baktığımız kişiyi tanımlayamadığım için şöyle derdim: sağ mı sol mu olsun derdim. Şimdi eğer sağ mı sol mu dediğimde size sağ diyorsanız eğer, siz biraz daha uzaksınız derim. Eğer sol diyenlerdenseniz siz bu mala biraz daha yakınsınız diyebilirim ama bu ay çözülecek bir konu değil. Gördüğünüz gibi en altta bir iki gün karmaşık konularla ilgili çözmeye çalışacağınız bir süreç var. Bu süreci çözmeye çalışıyorsunuz. Şöyle bir de uzaktan bakayım. Aslında dediğim gibi 15'ine kadar böyle bir samsaranın içerisinde döne dolana bu iş konularını çözmeye çalışacaksınız. Haneden eve, evden haneye bu konularla alakalı artık bir mücadele haline gireceğinizi düşünüyorum. Çünkü kafanızda çok büyütmüşsünüz. Ben sağlık olarak iyi olduğumuz sürece her mücadeleyi yeneceğimizi düşündüğüm için bu ay koçların sağlıklı, sıhhatli bir şekilde mücadelelerine koçlar gibi devam edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi başında da dedim, sağlık, huzur, mutluluk ve para her zaman yanınızda olsun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık falı kapatıyorum. Falımız bitti. Bir dahaki ayki falımız da, haftalıklarımız da var tabii. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.